Açın kapıyı polis. Açamayız, bizde anahtar yok, kilitliyiz burada. Nerede lan anahtar? Söyle. Gir gir. Polis. Geçin arkadaşlar, geçin şöyle. Geçin, geçin şöyle, geçin. Geçin şöyle. Tamam, sakin. Hande, Hande üstlerine bak. Kaldırın kollarınızı kızlar. Biz masumuz. Biz hiçbir şey yapmadık. Vallahi bir suçumuz yok. Tamam, tamam. Biliyoruz. Sakin olun. Hepiniz bu kadar mısınız? Evet de ne olacak bize? Yemin ederim ne yaptıysak zorla yaptırdılar. Kızlar yormayın kendinizi. Buraya sizi kurtarmaya geldik. Hesap sormaya değil. Arda! Arda adamı getir. Getir. Geç içeri geç. Tanıyor musunuz bu adamı? Allah onu belasını versin. Tamam. Geç. Ben onun yüzünden buradayım ya. Ben de. Cezasını çekecek, merak etmeyin. Olcay artık sizi tehdit etmeyecek. Adamları da, tamam? Arkadaşlar, Kadir'in halini gördünüz. Diğerlerini tahmin edin. Yaşadıklarınızı telafi edemeyiz ama... adli kontrolden sonra serbest kalacaksınız. Tamam mı? Hadi hepinize geçmiş olsun. Tamam, arkadaşlar alırsın. Gözümü burada açtım. Öncesi yok. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Sanki o birkaç saati yaşamamış gibiyim. İşte o birkaç saatte bizim aklımız gitti usta. Doktor Nazım kurtarmış beni. Doğru mu? Doğru. Doğru Engin abi. Zamanında yetişip antidotu vermese işiniz çok zordu maalesef. O da sizin sayenizde. Bahar'la ikiniz hayatımı kurtardınız. Size büyük borçlandım. Ne borcu müdürüm? Biz ekip değil miyiz? Doğru. Ekibiz. Parçası olmaktan gurur duyduğum bir ekip. Bu arada bizimkiler Ebru'yu biraz araştırmışlar. Enteresan bulgular var. Ebru küçükken tacize uğramış. Henüz ufacıkken çocuk şubeye ifade vermiş. Dahası karakol tutanaklarına göre eski kocasından da şiddet görmüş. Boşanmışlar. 6 ay sonra da koca ölmüş. Neden ölmüş peki? Kalp yetmezliği yazmışlar. Ama söz konusu Ebru'ysa biz bunun ne anlama geldiğini biliyoruz. Şüpheli şahsın yeri tespit edildi. Tekrar ediyorum. Şüpheli şahsın konumu otogar devriye ekibince tespit edildi. 45-41 dinlemede. Hangi otogar bu Eda? Ataşehir komiserim. Ebru eski kocasının soyadıyla otobüs bileti almış. Ne zaman? Araç 1 saat sonra otogardan kalkacak. Rahat yetişiriz. Ali, Balıkesir kalkıyor. Herkes perona. Balıkesir kalkıyor. Herkes perona. Ne yapıyoruz? Alıyoruz, ne yapacağız? Dikkat edin, iğneyi takmasın size. Aç kapıyı. Ebru aç kapıyı. Ebru aç kapıyı. Zorluk çıkartma, aç kapıyı. Ebru aç kapıyı, akıllı ol. Ebru. Ebru. Delirdi mi ya, ne yapmış bu? Bu aynı ilaç mı? Cevap ver, aynı ilaç mı? Engin'i öldürmek istemezdir. Ebru. Nereye sapladın? Thank you.
45-41 merkez, 45-41 merkez. Acil ambulans. Acil ambulans. Ne oldu? Ne oldu bana? 20 dakika önce kendini öldürmeye kalktın. Öldün mü? Hayır, ölmedim. Nazım Hoca beni kurtardığı gibi seni de kurtardı. Geçmiş olsun. Hayır. Zorlama kendini. Haftalardır peşinden koşuyoruz. Seri katil Doktor Ebru. Havalı cümle. Manşete yakışır değil mi? Ha? İşlediğin onca cinayetin hesabını sormayacağız mı sandın? Hocam, sakıncası var mı? Yok. Hadi bakalım. Daha önce de seri katil vakalarıyla uğraştım. Ama bir doktorun bunları yapabileceğini hiç tahmin etmezdim. Kalbi durdu. Ne bakıyorsun kızım? Şok cihazı getir çabuk. Asiye sen de EKG'yi tamam. Getir tamam, çabuk. Hocam. Entübe lazım yoksa hastayı kaybedeceğiz. Memur bey çabuk çözün şu kelepçeyi. Tamam. Onlar ölürken sen başlarındaydın. Canla başla çalışıyordun. Daha doğrusu biz öyle sanıyorduk. Adem'in de Şaban'ın da katilleri meğer doktorlarıymış. Sen yaşatmak için değil, öldürmek için başlarındaydın. Hipokrat yemini bu konuda ne diyor Ebru? Yemini bozdum. Ne yapalım? Adaletin yerini bulması lazımdı. Adalet ha? Ölmeyi hak etmişlerdi. Adem de Şaban da. Onlar bu dünyada olmaması gereken parazitlerdi. Kimse onları özlemeyecek. Karılarına eziyet edemeyecekler. Uyuşturucu satıp çoluğu çocuğu zehirleyemeyecekler artık. Pişman değilsin yani. Birilerinin yapması lazımdı. Ama kimse yapmıyordu. Ben yaptım. Kimin kalıp kimin gideceğine sen mi karar veriyorsun? Ezberden konuşuyorsun. Olcay'ın bu dünyada yaşamaya hakkı var mı? Gencecik kızları pazarlayan o alçaklar için mi pişman olacağım? Boş versene. Pişman falan değilim. Hem de hiç. Tabii değilsin. Narsistler asla pişman olmazlar zaten. Anlamadım. Narsist mi? Sen sadece kendini tatmin etmek istedin. Öldürünce kendini güçlü hissettin. Kendini sevmeye başladın. Hatta kendinle gurur duydun. O yüzden bana masal anlatma. Senin derdin adalet değildi. Hiçbir zaman olmadı. Ne o kızlar, ne o dövülen kadınlar. Hiçbiri senin umurunda değil. Ne yaptıysan kendin için yaptın. Kendi egon için. Gel buraya. Götürün.